Oysa bunun Yunanca metinlerine baktığınızda birebir kopyası olduğunu görüyorsunuz. İşte Türkiye'de Avrupa Birliği doğrultusunda koşulsuz işbirliği yapan işbirlikçi basınımızın da yardımıyla bu tür konular maalesef Türkiye'nin gündemine oturmakta ve propaganda konusu olarak işlenmektedir. Bunun bu işin sadece Pontus tarafı. Bu arada 50 yaşına geldiğimde artık emekliliğimde ne diyelim, yeni bir meslek bulabilme yeteneğim olduğunu öğrendim. Demek ki uyutabiliyorum bu yaş sonrasında. Ben de sabah Ankara'dan yola çıktım. Yol yorgunluğundan benim durumum da çok vahim. Şimdi efendim ikinci konumuza gelince bu Avrupa'da şimdi gündemde olan Süryanilik gibi, işte Asurilik gibi, Kerdanilik gibi hiç bitmeyen bir konu. Bu tamamen Ermeni konusu. Türkiye'nin de bir köşeye sıkıştırıldı bir konu. Şimdi Türkiye'deki azınlıklarla ya da Türkiye'deki azınlık demeyelim, Türkiye'deki yaşayan farklı kültürleri ya da lehçeleri ya da dilleri konuşan topluluklarla Avrupa Birliği niye bu kadar çok ilgileniyor sorusuna baktığınızda, niye Ermenilerle ilgilendiği sorusu da gündeme geliyor. Çünkü Ermenilerle olan ilgilenme 200 küsur yıldan beri maalesef devam ediyor. Şöyle ifade edeyim, şu an Azerbaycan topraklarının 1/3'ünden fazlası Ermeni işgali altında. Öldürülen Türklerin sayısı 100.000'in üzerinde ve 1,5 milyon Türk Azerbaycan'da, Karabağ Türk'ü kaçkın olarak yaşıyor ve çadırlarda yaşıyor. Geçtiğimiz yıl oradaydım, Fethullah Gülen okullarıyla ilgili olarak orada halka yönelik konferanslar verdim ve bu kaçkınların acı durumunu gördüm. Düşünebiliyor musunuz? Devam eden bir soykırım var ve orada hiçbir eser bırakılmamış ve resmen devletlerin hukuka göre Azerbaycan topraklarının 1/3'ü fiilen işgal altında, insanlar öldürülüyor ve bu Ermeni terörü diye adlandırılıyor. Ama buna karşılık 1915'te yapılmış bir eylem ya da eylem demeyelim, bir hukuksal işlem bizim önümüze defalarca sunuluyor. Ermeni konusunu diğer konulardan şüphesiz ayrı tutamayız. Çünkü bunun, bu stratejinin aşağı yukarı 50 yıldır istihbarat tarihçiliğinde özel bir terminolojisi var. Buna biz şöyle diyor, deniliyor bütün dünyada. Kontrol edilebilir istikrarsızlık stratejisi. Şimdi siz bir ülkede ekonomik sıkıntı yaratarak, kriz yaratarak da bu ülkeyi çözebilirsiniz. Ama bu zararın size kaça mal olacağını kestiremezsiniz. Oysa bu tür etnik, dinsel ve de siyasal konuları eğer baskı aracı olarak kullanırsanız, hedef ülkenin hiçbir zaman güçlenmesine, başını dik tutmasına fırsat vermezsiniz. İşte dün Ermeni konusu, ertesi gün PKK konusu, şimdi PKK büyük ölçüde zayıfladı, siyasallaşması gündeme geldi, Ermeni ısıtılıyor ve arkadan da Süryanilerin Atatürk tarafından 400 binin kesildiğine ilişkin maddeler gündeme geliyor Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilmesi için. İşte Ermenilerin durumu gerçekten çok vahim. Amerika Birleşik Devletleri'ne biz aşağı yukarı her yıl 1500 öğrenci gönderiyoruz YÖK tarafından. 2500 öğrenci de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderiliyor. Türkiye resmen soyuluyor. Ve bu gidenlerin büyük bir bölümü de Fethullahçı ve Nakşibendi ve Süleymancı. Türkiye'ye karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan öğrenciler seçiliyor. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermenilerin inanılmaz bir çalışmaları var. Ve bizim Türkler sadece seyrediyorlar. Çünkü Ermenilerin karşı oldukları Türkiye Cumhuriyeti'ne, bizim şeriatçılarımız da maalesef karşı oldukları için. O kadar çok Ermeni faaliyetine rastlarsınız ki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bunların hepsinin söylediği 1915 bir halkın yok edilişi. İşte bu masada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dahil olmak üzere Ermeni lobileri yardımıyla bütün bu insanlar inanırlar ya da inandırılmaya hazırdırlar. Sırf Türkiye'nin aleyhine koz olması için.
Şimdi hepimiz biliriz ki Ermeni tarihte Ermenistan diye bir devlet yok. Kendileri Hayk diye nitelendiriyorlar. Hayastan adını verdikleri muhayyel, hayali bir vatan var. Hayali vatan diyorum çünkü bugünkü sınırlara baktığınızda Suriye, Irak, İran, Kafkasya ve Anadolu'ya dağılmış bir topluluk. En yüksek nüfus oranı Bitlis'in Sason ilçesinde %24,5'luk bir oranları var. Her yerde dağınık olarak yaşadıkları için de Haçlı seferleri dışında bir araya gelmemişler ve devlet kurmamışlar. Şimdi Ermenilerin yüzlerce yıldan beri de, binlerce yıldan beri de tüm devletlere vergi vererek yaşamışlar. Osmanlı Devleti'nde de hiçbir sorun çıkarmadan yaşamlarını sürdürmüşler. Hatta işlerinde Ermenice'yi unutan Ermeniler olmuş. Kiliselerinde Türkçe ibadet eden Ermenileri biliyoruz. Ve Osmanlı Devleti Ermenilerden Ermeni diye söz etmemiş, Tebai Sadık'a tanımını uygun bulmuş. Yani sadık vatandaş. Buna karşılık aynı Osmanlı tarihçileri Türklerden bahsederken Türk kelimesini asla kullanmamışlar. Genellikle etrakı bir idrak sözcüğünü yeğlemişler. Yani idraksiz, algılamasız, aptal Türk anlamında kendi kendimize hakaret eden bir devleti yaşamışız biz Osmanlı dönemi boyunca. İşte 1877-78 Türk-Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın bağımsızlığı ve Balkanlardaki gelişmeler üzerine Anadolu'da ilk kıpırtılar başlamış. Bir taraftan Batılılar İsviçre'de Hınçak Stüyon örgütünü kurdurmuşlar. Bu örgüt sosyalist. Buna karşılık Ruslar da Kafkaslar'da Taşnak Stüyon örgütünü kurdurmuş. Bu örgüt de aşırı sağcı, faşist denilebilecek ölçüde aşırı sağcı bir örgüt. Amaçları aynı, yöntemleri aynı ama kullanan devletler sadece farklı. İşte 93 Harbi'nden sonra Osmanlı Devleti'nde Batılıların desteğini alabilmek için biliyoruz ki Ermeniler çok akıllıca bir taktiğe başvurmuşlar. Gregorian mezhebinde olan Ermeniler sırf İngilizler Osmanlı Devleti'ndeki protestan Osmanlı vatandaşlarını, Fransızlar Katolik, Ruslar da Ortodoksları himaye altına aldığını Osmanlı Devleti hukuksal kapitülasyonlar çerçevesinde kabul ettiği için birkaç bin Ermeni Ortodoksluğa geçmiş törenle, birkaç bin Ermeni Protestanlığa, birkaç bini de Katolikliğe. Böylece artık bütün büyük devletlerin Ermeni konusunda Osmanlı Devleti'ne müdahale etme yolu açılmış. İşte bu ayaklanmaları başlatan eylemlerin ilkinde İstanbul'da kanlı eylemler başlamış. Zengin olan ve Osmanlı Devleti'ne sadık olan, haraç vermeyen zengin Ermeniler öldürülmüş. Arkasından da hepimizin bildiğimiz Osmanlı hükümet binasına yani Bağbali'ye silahlı saldırı, Osmanlı Bankası'na bombayla soyma girişimi ve benzeri sokak çatışmaları sonrasında 2. Abdülhamid'in saltanat arabasını havaya uçurmaya kadar bir dizi eylem gerçekleştirilmiş. Tüm ayaklanmaların öncesinde ve böylece Osmanlı Devleti'nin zafiyeti anlaşılmış. Tüm Ermenilere bu gösterilmiş. Yani padişah kendisine yok etmeye amaçlayan teröriste bile ceza verememiş. Sınır dışı etmek zorunda kalmış. Böylece önce Van'da sonra Erzurum'da başlayan ayaklanmalar kanlı bir biçimde bütün yurdu kapsamış. Yüz binlerce Türk öldürülmüş bu ayaklanmalar sırasında. İnsanları Kürt ya da Türk diye etnik kökenine göre ayırmaktan nefret eden biri olarak söylüyorum ama isyan bölgeleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğu için insanlarımız öldürülmüş burada ve o dönemin adıyla, yaygın adıyla Müslüman oldukları için öldürülmüş. Arkasından da yine bildiğimiz bir biçimde 2. Abdülhamit bunları çözüm getirebilmek için, geçiş çözüm getirebilmek için önce asker göndermiş fakat bütün batılı devletler şimdi Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi müdahale üstüne müdahaleye başlamışlar. Demişler ki siz masum bir halk hareketini silahla boğamazsınız. Asker gönderemezsiniz. Bunun üzerine 2. Abdülhamit de Hamidiye alayları çözümüne başvurmuş. Geçici bir çözüm. Daha çok annelerini, babalarını, eş ve çocuklarını Ermeni isyanlarında kaybeden gönüllü erkekler ve aşiretler toplanmış. Osmanlı Devleti altlarına birer at vermiş, ellerine silah vermiş. Başlarına da sivil giyimli bir subay, aşırı gitmelerini önlemek için de bir subay vermiş. Ve bunları da Hamidiye alayları dermiş.